Vajinismus rahatsızlığından dolayı cinsel terapi seanslarına gelen çifte sorunun ne olduğunu sorduğunda genelde karı koca olamadık, o işi yapamadık, sevişiyoruz ama birleşme olmuyor gibi cevaplar alır. Seansta kadına sorunun nedenini sorduğunda ise sanki vajinamda bir et var, kapatıyor ya da sanki bir duvar var, geçemiyoruz gibi cevaplar gelir. Peki bu tür sıkıntılara yol açan vajinismus rahatsızlığı nedir? Vajinismus birleşme denendiğinde vajinanın dış üçte birlik kısmında bulunan kasların istemsiz, istemeden kasılması olarak tarif edilebilir. Bu istemsiz kasılmalara bacakların kapanması, korku, giriş olmayacağı düşüncesi ve bedenin hemen her yerinde kasılma eşlik eder. Vajinismus neden ortaya çıkar? Cinsel eğitimsizlik, kadınların kendi cinsel organlarını tanımamaları, cinselliğin yasak ve bastırılmış olması, bekaret kavramına verilen abartılı önem, yanlış inançlar ve aile yapısı gibi pek çok faktör bu rahatsızlığın oluşmasına sebep olur. Vajinismus genellikle ilk cinsel birleşme denendiği andan itibaren ortaya çıkar. Bu sorunla terapiye gelen çift bunun sadece kendilerinin başına geldiğini sanır. Oysa ki ülkemizde vajinismus oldukça yaygın bir sorundur. Çift genelde sorunun kendiliğinden geçmesini bekler. Düzelmediğini görünce ilk başvurdukları kişi kadın hastalıkları uzmanı olur. Oysa ki bu kadınların jinekolojik muayenesi zor ve bazen imkansızdır. Çünkü kadın o kadar çok korkar ve kasılma yaşar ki muayene gerçekleşemez. Bazı vajinismus sorunu yaşayan kadınların ise kızlık zarı operasyonu ya da vajinanın lokal anestezik uygulamaları ile tedavi olmaya çalıştıklarını üzülerek duymaktayız. Ancak bunlar vajinismus tedavisinde etkili olmadığı gibi bir sonraki tedavi girişimi için zorlaştırıcı olmaktadır. Ayrıca alkol, psikiyatristin önerisi dışında kullanılan ilaçlar veya jel kullanımı da ortaya çıkan istemsiz kasılmalar ve kaygının ortadan kalkmasını sağlamaz. Bu sorun çiftin ilişkisine şu şekilde yansıyabilir. Kadın kendini yetersiz ve kadınlığını eksik olarak değerlendirebilir. Suçluluk duyar. Erkek ise eşinin kendisini istemediğini ve reddedildiğini düşünebilir. Ve bu nedenle öfkeli ve kırgın olabilir. Hatta bazı erkekler eşinin bekareti karşısında şüphe duyduklarını bile söyler. Vajinismus tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Tedavinin başında rahatsızlığın ortaya çıkmasına ve sürmesine neden olan faktörleri anlamaya çalışırız. Tüm vajinismus tedavisi seansları süresince hem kadın hem de erkekle çalışılır. Çünkü sorun sadece kadının ya da sadece erkeğin sorunu değil, çiftin sorunu. Tedavi süresince cinsel organların yapısı, fizyolojisi ile özellikle vajinanın ya da vajinismusun yapısı hakkında bilgi vermek çok önemlidir. Tedavide izlenecek adımlar ve süresi hakkında bilgi vererek tedavi sürecine başlanır. Çiftin etkin katılımı ve iyi eğitimli bir cinsel terapistin işbirliği ile vajinismus tedavisi çok büyük oranda yüz güldüren sonuçlar vermektedir.